Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Elimde gördüğünüz cıvıl cıvıl modelimizin çalışmasını sizlerle birlikte yapacağız. Bu modelimiz örmesi son derece kolay ve kullanım yerleri oldukça geniş bir model. Yeleklerimizde, bebe battaniyelerinde, her yerde kullanabileceğimiz, hatta örgüye yeni başlayan kardeşlerimiz için de çok uygun bir model örgüyü sevdirmek adına böyle cıvıl cıvıl renkleri her sırada değiştirerek dilediğimiz büyüklüğe gelene kadar örebiliriz. Tabii ki bu çalışmamızı tek renkle de birkaç renkle de birlikte yapabiliriz. Yani sadece iki renk ya da tek renk üzerine de çalışabiliriz. Ama her rengin cıvıl cıvıl girmesiyle daha bir şıklık ve güzellik kazanmakta modelimiz hemen modelimizi örmeye başlayalım. Modelim için şöyle az bir zincir çektim 20'ye kadar ve geri dönüyorum. 1, 2, şöyle saydığımız zaman 3, 4, 5. gelerek batıyorum ve trabzanımı örüyorum. İkili trabzan. Trabzanımı ördükten sonra hemen bir tane zincirimi çekiyorum. Aynı yere bakınız biraz önceki girdiğimiz yere gelerek trabzanımı örüyorum tığımın başını doluyorum bir iki tane zincir yuvası atlıyorum üçüncü zincir yuvasının içerisine geliyorum bir tane trabzanımı örüyorum yukarıdan bir zincir çekiyorum tekrar tığımın başını dolayıp aynı yere ikinci trabzanım için giriyorum bakınız beylerimizi oluşturduk hem yukarıya doğru ve hem aşağıya doğru ve görülmekte tığımın başını doluyorum V'mi bu şekilde kavadıktan sonra sayıyorum 1 2 3. trabzanım 3. zincirimin içerisine geliyorum ve ikili trabzan şekliyle örüyorum bir tane trabzanımı bir zincirimi çekiyorum aynı trabzanımı batığım zincir yuvasına gelerek batıyorum ve bir tane daha V'mi örüyorum V'lerim sırasıyla oluşmakta V'mi oluşturduktan sonra yukarıya doğru olan V'miz oluştuktan sonra tığımın başını doluyorum. 1 2 ve üçüncüye gelerek batıyorum. Bakınız bir tane atladım, 2 atladım, üçüncü zincirin içerisine geliyorum ve trabzanımı örüyorum. Bir tane zincirimi yukarıda çekiyorum, hemen trabzanımın dibine aynı zincir yuvasının içerisine batıyorum. V mi oluştu? Bakınız B. Düz V'miz oluştuğu zaman hemen tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3. zincirin içerisine trabzanımı örüyorum. Ve bir tane zincir aynı yuvaya giriyorum. Bir V'mi daha oluşturuyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3. zincir yuvasının içerisine geliyorum. Örüyorum. Bir zincir aynı yere bir tane daha V'imi örüyorum. Son veğimden sonra şu görmüş olduğunuz bir tane zincirime de geliyorum. Bir tane trabzanımı en son trabzanımı örüyorum. Bakınız en son trabzanımı tamamladıktan sonra diğer rengime geçiyorum. Sık sık renk değiştireceğimiz için dilediğiniz zevkinize uygun iplerle örelim. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektim. Buradan asılıyorum ve bu ikisini Sarımı da kesip şuradan bağlayalım. Örgümün yönünü çeviriyorum. Bakınız birinci V'lerden oluşan sarı sıramız bu şekilde gayet güzel oldu. 3 zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Hemen bir tane zincir çektiğimiz V'mizin ortasına geliyorum. Bir trabzan, bir zincir, aynı yere bir tane daha trabzanımı örüyorum ikinci V'm hemen V'nin içerisinde tekrar tığımın başını doluyorum aşağıdaki V'nin içerisine giriyorum bir tane trabzan bir zincir bir trabzan V'min içerisinde örüyorum arada zincir çekmeden tığımın başını doluyorum direkt diğer V'nin içerisine girerek bir trabzan bir zincir bir tane trabzanımı örüyorum ve ilerimi arka arkaya örmeye devam ediyorum çok zevkli kalın iplerle çok güzel battaniye olmakta rengarenk çabuk da boyu kalkıyor Dilerseniz 3 3 defada da alırsınız trabzanlarımızı o zaman çok daha çabuk tamamlanır aynı yere iki trabzan bir zincir iki trabzanım örüyorum aralara zincir çekmiyorum bir bir zincir aralara derken her V'nin arasına ya V kendi içinde zincirimiz var fakat iki tane V'mizin arasında zincirimiz yok V'mi ördüm Tığımın başını doluyorum en son ilk başladığım döndüğüm zincirden oluşan trabzanın üzerine geliyorum bir çekiyorum İkinci çekişi diğer ipimizle yapıyoruz. Diğer ipimizde de ikinci çekişi yapıp üçüncü rengimize başlayalım. Üçüncü rengimde mavimi alıyorum. Çok seviyorum bu tatlılıktaki mavileri. Ve alıyorum. Bakınız iki tane pembemiz var. Tek seferini çekmiştik trabzanımızın. Üçüncü seferini ise diğer rengimizle çekiyoruz. Ve bir, iki, üç tane zincirimi çekiyorum. Sıkıştırıyorum hem pembe mi hem diğer yeni başladığım rengi kenarımızın düzgün olması için. Buradan da pembe ipimi kesip arkasına gizleyelim. Yönünü çeviriyorum. Tığımın başını hemen doluyorum. Ortadaki V'ye giriyorum. Pembenin ilk V'sine bir trabzan, bir zincir, aynı yere ikinci trabzan. Her iki V'nin arasına zincir çekmiyoruz. Bakınız kapadım. Zincir yok. Giriyorum. Bir trabzan, bir zincir ve tekrar trabzanımı örüyorum. Tığımın başını dolayarak diğer V'nin içerisine geçişimi yapıyorum. Bir zincir ve ilerliyorum. V'lerimizi birer birer renk uyumuna dikkat ederek büyütüyoruz. Sona doğru yaklaştım. En son V'mi örüyorum. Kenar trabzanım için bir tane tığımı başını doluyorum. Üçüncü sıradaki yani en üst sırasındaki yerime batıyorum. Bir seferde çekiyorum. İkinci kez çekmek için rengimi değiştirmek istiyorum. Ve rengimi değiştirerek örgüme devam ediyorum. Ya da Aynı şekilde sarı pembe mavi diyerek de renklerimizi dizeleyerek devam edebiliriz. İki ya da tek renkten çok renkten örebileceğimiz çok güzel bir model cıvıl cıvıl. Evet bir model çalışmamızın daha sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Sizlerle çalışmak benim için çok büyük bir zevk. Tekrar yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.